Kemal Bey merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Allah razı olsun, sağ olasın. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kemal Bey, ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum sizlere. KOBİ Özel programımıza konuk olduğunuz Eyvallah. İçin. Şimdi efendim, Altun'da grup olarak verilen hizmetlerinizi ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Kemal Altun'da kimdir? Ne kadar zamandır sektörlerde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 1969 doğumlu ben. Aşağı yukarı 30 yıldır biz bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Evet. Gıda sektörü, inşaat sektörü ve... Akaryakıt. Akaryakıt yok bizde. Hizmet sektörü, gıda ve inşaat sektöründe. İnşaat sektörü, gıda... Aynen. Ve hizmet sektöründe, üç farklı alanda faaliyet Aynen. gösteriyorsunuz. Daha önce takdir ederseniz bir taşeron olayı vardı. 5000 çalışanımız vardı. Bu evet. taşeron olayı kalkınca tamamen biz inşaata ve gıdaya döndük. Gıda hizmet işimiz... sektörü biraz geri planda kaldı. Aynen öyle. Çünkü Aynen öyle. Kadro meselesi çıktıktan kadro sonra... Kadro meseleye geçince etkilenmesek desek yalan olur. Ama en az hasarlan geçirdiğimiz bir firma olduk biz Altun'da grup olarak. Evet. Ama çok şükür ülkenin şartları gıda sektörü hep ön planda tuttuğum bildiğin bir şeydir. Evet. Gıda sektörü bugün Türkiye'nin lokomotif bir sektörüdür. Kesinlikle. İnsanlar yemek zorunda. Muhakkak. Şuna inandık biz hep. Şunu ilke edindik biz. Hep bunu ön planda tuttuk. Hizmette sınır yok. Evet. Buna hep inandım ben. Ve o inançla bugün birçok yerde faaliyet gösteriyoruz biz. Özellikle Aynalı Ocakbaşı, Aynalı Üste 25 yıldır hizmet veriyoruz. Biz bunu zincir haline getirmeye için çok çaba sarf ederek bunu zincir haline getirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Evet. Ama inşaat sektörü bunun önüne bir nebze olsun önüne geçti. Şu Şimdilik, an Türkiye ekonomisine en çok katkıda bulunan sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. Kesinlikle. İnşaat sektörü ve gıda sektörü. Evet. Zaten bu ve şunu da koyabilirsiniz bunun yanında lokomotif olarak otomotiv sektörü. Evet. Bu sektörler, bu üç sektör birincisi gıda sektörü, ikincisi inşaat sektörü, üçüncü otomotiv. Evet. Yani üçü paralel kesinlikle diyebiliriz. Evet. Çünkü insanlar yemek yemesi lazım. Elbette bir yerde Aynen başına sokacak bir evi olması lazım. Bunun yanında da yine tabii ki mecburiyet oldu artık otomobil. Muhakkak kapısının önünde de bir otomobil olması lazım. Yani bu üç farklı sektör birbirine paralel yönde ilerliyor diyebiliriz. Kesinlikle ama ben bu sektörlerin başına her zaman bildiğim ve inandığım bir şey var. Gıda sektörü. Gıda sektörü neden gıda sektörü? Gıda sektöründe hizmette sınır olmadığı zaman gıda sektörü inşallah boğazından kısamaz. Evet. Ha bugün kaliteli bir yere gitmezsiniz ama bugün Silivri'ye gidebilirsin. Gıda sektörüyle insanlar aç kalacak hali yok. Muhakkak. Onun için gıda sektörü hizmet verdiğin hakkıyla verdiğin müddetçe her zaman ayakta kalır ve her zaman bir yere gelir diye biz inancı ve oynaşta biz 30 yıldır bu sektörü tuttuk ve biz bu sektörden büyüdük evet. geldik. Bu evet, çeyrek asır artık bir süredir sektörde hizmet veriyorsunuz. Aynen öyle. Peki Aynalı Ocakbaşı olarak burada ne tür lezzetlerle? Aynalı Ocakbaşı hizmetleri. Bizim iddialı olduğumuz sandviç. Evet. Kömürde sandviç. Bu Borno'ya samimi söylüyorum Borno'ya kömürde sandviçi ben şahsım getirdim. Evet. Ben demeyeceğim, benim kadroyla beraber geldik, personelimle geldik. Çok ciddi emekleri var. Onların da var. Benim de var. Ama ciddi anlamda biz burada iyi bir isim edindik. Biz burada aynalı olarak samimi söylüyorum biz Borno'nun elçisi olduk. Evet. Çok şükür bugün İstanbul'dan olsun Türkiye'nin herhangi bir ilinde bizi bilmeyen yok. Evet. Ve İstanbul'da müşterimiz var. Ankara'da var. Mersin'den var. Mardin'den var. Muğla'dan var. Bodrum. Birçok yerden bizim gerçekten yani müşterimiz var. Yani sanat dünyasından birçok kişiyi burada ağırladınız. Kesinlikle. Birçok ünlü futbolcu. Yine spor dünyasından da birçok futbolcu. Birçok isim vermeyeceğim ama evet. samimi söylüyorum birçok insan burada ağırlamışızdır. Buraya gelen mutlaka bir daha geliyordur. Bu şunu gösterir. Hizmette sınır yok. Evet. Şimdi efendim biz de sizin nezdinizde burada tatma şansını bulduk. Oldukça geniş, büyük bir sandviç ekmeğin içerisinde karışık bol hamburger malzemeli yapmış evet. olduğunuz Aynen. ürünler var. Nelerdir? Çok kısa bahseder misiniz? Sucuk, sosis, salam, mayonez, ketçap, bunun adı karışıktır. Bunun dublesi var, eritmesi var. Çok daha lezzetlidir o da. Evet.
Burada takdir ederseniz Ege Üniversitesi'nde ciddi bir öğrenci potansiyeli var. Evet. Öğrenciye özellikle ağırlıklı bir menü hazırlıyoruz burada. Ve menülerimiz de samimi söylüyorum. Bugün hemen hemen Türkiye'de hem fiyat politikası olarak hem lezzet olarak hem hizmet olarak samimi söylüyorum. Çok iyi getirdiğinize diye inanıyoruz. Zaten insanlar bunun için bizi 30 yıldır ayakta tutuyor. Onun için evet. İnsanlar bizim için hep aynalı dedi, hep bu grup dedi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz bu müşteriler sayesinde biz buradayız. Bu müşteriye ne yapsak azdır. Şunu hep söylüyorum ben, hizmette sınır yok diyorum. Ben. Kesinlikle. Yani hizmet ettiğiniz zaman başarı getirir. Başarı da zaten maddiyatı peşinden getirir. Kesinlikle. Hepsi silsile yoluyla birbirine bağlantılı. Bir de dürüstlük de bunu katabiliriz. Evet. Hizmette sınır olmadığı zaman, bunun da dürüstlüğü de kendinizi de çevrenize kabul ettiğiniz zaman başarı gelmemesi imkansız gibi bir şey. Evet. Peki efendim, şimdi biraz da ben inşaat sektörüyle alakalı bilgi almak isteyeceğim sizden. Hay hay. Projede olarak neler var, neler yapıyorsunuz? Bizde birçok devlet yerlerine de katıldık biz. Çok büyük okullar da yaptık. Çok büyük işler de çıkardık. Ama bundan hep sonra büyük ölçekli projelerde evet, yer aldınız. Ama bundan sonra biz yapsat yerlerimiz var. Yapsat'a girdik biz. Bundan sonra özellikle İzmir'de konut için önü çok açık. Bakir bir yer. Evet. İnşaat üzerinde yol almak istiyoruz. Alacağız da Allah'ınıza. Çünkü inancımız var. Evet. Gıda sektöründe başarılı olduğunuz çeyrek asır aşkın bir süredir gıda sektörü içerisindesiniz. Aynen öyle. İnşaata da bir adım attınız. İnşallah inşaatta da başarılı olacaksınızdır. Şimdi biz inşaatta da uzun yıllardır varız. Ama biz bundan sonra Yapsat'a da girdik. Yapsat'ta kaliteyi gıda gibi, aynalı gibi hizmet verirsek eminim ki hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü hizmet önünde hiçbir zaman bir şey durmaz. Özellikle ben hep şunu söylüyorum. Sınırda kaliteyi, dürüstlüğü bir araya tuturuz müddeti. Başarılı olmamanız imkansız. Evet, bunlar da puzzle'ın bir parçası gibi. Kesinlikle. İçerinden bir tanesi eksik olduğu zaman her şey bir anda da dibe de çakılabiliyor. Bunların o yüzden mevcut olan bütün maddeleri tek tek korumanız gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim, bir firmanın altyapısı sağlamsa hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Hele o temelin sağlam varsa, olması lazım. Hiçbir şey olmaz. Kesinlikle haklısın. Ben buna hep inanıyorum. Altyapınız eğer sağlamsa, yani kendine güveniyorsan hiçbir şey olmaz. Üstüne ne kadar çıkarsanız çıkın, evet. Temel sağlam olduktan sonra aynen hiçbir öyle. Problem ama olmaz. Ama tabii her sene kendinize bir çıta koyacaksınız. Evet. Ve o çıtaya hedefinizi yakaladığınızda başarılı olursunuz. Evet. Peki efendim, şu anda hali hazırda hayata geçecek olan bir proje var mı inşaatla alakalı? Aşağı yukarı bizim bir 400. Fiziksel olarak bahsedebilir misiniz? 400 dairelik bizim Turgut'la da çok ciddi bir projemiz var. İddialıyız biz bu konuda. Evet. Kısa zamanda o projemize başlayacağız. Ege'de sanırım sayılı projelerin arasına gidiyor. Evet. Yani daireler butik şeklinde mi olacak yoksa bir artı bir ağırlıklıdır. 2+1, 3+1 ve 4+1'lerimiz var. Evet. Yine tabii ki çevresinde bir yaşam alanı kesinlikle inşa edilecek şekilde evet. Bir proje hazırladınız. Aynen. Peki efendim, bundan sonraki aşamalarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir sektörle alakalı? İnşaat olsun, gıda sektörü olsun. İnşaat ve gıda sektörü hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyoruz. Gidebildiğimiz kadar, kurumsallaşabildiğimiz kadar kurumsallaşacağız. Evet. Biz bir aile şirketiyiz. Ama aile şirketi samimi söylüyorum, biz en önem verdiğimiz nokta kurumsal. Kurumsal, evet. Kurumsal. Kesinlikle haklısınız. Yani evet. Güvenilir bir marka olmak kesinlikle. İstiyorsunuz. Çok şükür o İyi bir yerlerdeyiz ama evet. Daha da güzel bir yerlere geleceğiz de ben inancım tamdır. Evet. Peki efendim, biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edecek olursak, hem inşaat hem de gıda sektörünü ele alırsak, şimdi birçok firma, birçok işletme varken hem inşaat sektöründe hem gıda sektöründe, evet belki siz burada İzmir'de bir ilki yapmış olduğunuz bu kombinlerle güzel bir lezzet sunuyorsunuz insanlara ama evet. Sizi bu diğer işletmelerden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir Kemal Bey? Hizmette sınır olmadığınıza hep inandık.
ve o ama o inançtan hep çalıştık. Evet. Hep çalıştık. Hep başarılı olduk. Son derece kaliteli malzeme kullanıyorsunuz. Aynen. Yani kalite. İnsanların memnuniyeti için hiçbir şeyden kaçınmıyorsunuz. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Buradaki çalışan da tabii ki yine aile içerisinden bireyler olduğu için de Birleşmiş Milletler gibiyiz o konuda. Evet. Gelen hemen misafirlerin iyi ağırlanması, evet. Güler yüzün gösterilmesi. Aynen öyle. Sizin zaten misafirperverliğiniz tartışılmaz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. O yüzden de bu yüzden tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? İnşaat sektörü ve gıda sektörü, tekrar söylüyorum, bu ülkenin lokomotifi. Evet. Bizi onurlandırdınız, geldiniz. Bu röportaj için ben sonsuz müteşekkirim size. Biz Altındağ Grup olarak bu ülkeye katkı daha da fazla koyarla umut ediyoruz. Allah'ın izniyle ülke ekonomisine bir katma değeri burada sağlıyorsunuz. Kesinlikle sağlıyorum. Bir istihdam sağlıyorsunuz. Benim en büyük, bunu çok iyi bir yere değindiniz. Benim en büyük hayalim şuydu. Samimi söylüyorum. İstihdam sağlamak. 150 personeldi ama Allah-u Teala bana 5217 personel maşallah oldu. Çok bunlar gerçekten son derece onur ve gurur verici bir olay aslında. Bir zaman personelimin bana hayır duası benim için, samimi söylüyorum, benim için çok ama çok... Hiçbir şey onun önüne geçemez, doğru değil mi Kemal? Kesinlikle öyle. Hizmet, katma değer çok önemli bu ülke için. Evet. Bir de şunu söyleyeyim ben. Bu ülkede dürüstçe çalışan insan, hiçbir insan aşk alacağı ben asla inanmıyorum. Kesinlikle haklısınız. Çünkü bu ülke öyle bir verimli bir toprağı var ki, öyle bir iş alanı var ki. Ama çalışmayan zaten her yerde bahane ararım. Öyle evet değil. Bu ülke inanılmaz bir coğrafyaya sahip. Evet. Verimli topraklara sahibiz. Çok güzel bir ülkeye sahibiz evet biz. Bunun kıymetini gerçekten iyi bilelim. Evet. İyi bilelim. Son derece biz de size hak veriyoruz bu konuda. Ben tekrar geldiniz. Bu röportaj için teşekkür ederim. Benim müşterilerimize, bizim tavsiyemiz, bizim web sitemizden bizi hem gıda işimizi hem inşaat izimizi web sitemizden posta adresinde takabilirler, seyredebilirler, güvenebilirler. Evet. Hizmette sınır yok diyoruz biz. Başarılarının devamını hep bekliyoruz. Olacak ve olacağına biz canı gönülden bekliyoruz. Evet, biz de size gönülden inanıyoruz. Telefonlarınızdan da yine bilgi almak için size ulaşabilirler. Kemal Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Burada sizin sayenizde olduğumuz, katkınızla olduğu çok teşekkür ederim. Bizler için şereftir. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Her zaman bekleriz. Kapımız her zaman size açıktır. Çok sağ olun. Altından teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın.